Evet, Encore Garden Urla projesindeyiz ve yanımızda müteahhitimiz ve aynı zamanda projenin mimarı Kabeh Bey var. Hemen bir etrafa girelim. Hemen sitemize girelim. Burada kaç tane evimiz var? Burada 3 tane var. 950 metrekare parselde 3 bağımsız evimiz var. 3 tane bağımsız evimiz var. Peki ortak kullanımda herhangi bir şeyleri var mı bunların? Ortak kullanımda bir tek havuzları var. Havuzları bir tek ortak. Peyzaj alanları gördüğün gibi peyzaj materyalleri ayrıldı. Başka ortak alanları yok. Tamamdır. O zaman bir peyzaja doğru veya havuza doğru ilerleyelim. Dinleyelim. Ben anahtarı da sana vereyim. Evet. Havuzumuza geldik. Bu havuz kaça kaç kare? Bu havuz 5'e 11. 5'e 11. Evet. 5'e 11. 55 metrekare bir havuz. Bayağı büyük çene. İki taraftan da görüyorsunuz ayrılmış durumda peyzajla beraber. Havuza girmek için arka taraftan çıkıp havuza girmeniz lazım. O zaman bu müstakil olan evimize girelim. Bu arada bir sorum daha var. Bunların kat planları aynı mı bu 3 tane evinde? Üçünün de kat planları aynı. Hepsi 150 metre, 170 metrekare. Yani bu biraz sonra gideceğimiz müstakil de aslında ikizlerle aynı durumda. Aynı. Sadece birisi ikiz, birisi müstakil. Eve girmeden istersen bir müstakilin arsa payına bakalım, bahçesine bakalım. Bu sanki diğerlerine göre biraz daha farklı. Bakın burada. Bu arka bahçenin büyük bir tane bahçesi var. Bir de üstte bir tane daha bahçemiz var bizim. Şurada. Evet, görüyorum şu an. Bunu isterse eğer tek yol olan mesela burayı botanik bahçe yapabilir, kış bahçe yapabilir, yani sera yapabilir, kendini bağımsız bir tane havuz yapabilir. Bu yönetim planında burası buna ait olduğu belli değil mi? Burası normalde üçüne de ait olan bir yer. Ama ikinci bir kuracağımız bir kat mülkiyetiyle beraber bunu tekliğe ait olacak. Tamamdır. Olur da ileride ne bileyim 30 yıl sonra kentsel dönüşüm olduğu bir şey oldu. Burayı yıkıp yeniden yaptığında tekliğe olan hak kaybına uğramayacak. Tamamdır. O zaman bir ön tarafa doğru ilerleyelim. Bakalım bahçeden denizi nasıl görüyoruz. Hava da bugün pırıl pırıl üstüne. Demin yağmur yağdı şansımıza. Baksanıza şu güzelliği. Yemyeşil. Şimdi o zaman gidelim. Evin içine girelim. Evet. Hemen eve girdik. Kabeh'te panjurları açarken yakalamış olduk. Biraz mutfağı ve salonu anlatır mısın? Kaç metrekare? Yani bizim alt katımızın toplamı 75 metrekare. Yaklaşık 55 metrekaresi salon, mutfak ve holden oluşuyor. Hı hı. Geri kalanı bir tane alt kat için bir tane ıslak açımız var. Bir tane de odamız var. Senin katta bir tane odamız var. Ona gireriz. Biraz sonra gireriz. Senin kattaki odayı eğer isterlerse oda ihtiyaçları yoksa yemek odası olarak değerlendirebilirler. Misafir gelecekse misafir olarak değerlendirebilirler. Zemin katta burada hepsimiz bildiğin gibi yerler ısınması var. Krem, altyapısı tüm odalarda var. Armatürlerin hepsi var. Mutfağımız zaten ayrı. Kullandığımız materyaller hepsi Alman markası.
Hangi marka kullandınız mutfakta? Yani daha çok aksesuar olarak hepsi Blum marka kullandı. Üst tezgahımız Blanco, İtalyan kullandı. Akrilik bir mutfak bu. Tezgahlarımız değil de kapaklarımız akrilik. Kullandığımız materyallerimiz de Frank. Şöyle ışığımı yani açalım. Tezgah ısına değişik bir şey yapalım. Yani balık sırtı döşedik bunu. Altı çok da güzel bir görüntü elde ettik. Çok güzel durmuş. Aynen öyle. Evye de ben gördüm. Hepsi Frank'i. Aynen set olarak. Ocak fırında olunmaz ve bulaşık makinesi. Burada alarm sistemi de var. Denme dedektörü de var. Ondan sonra akıllı ev sistemimiz de var. Panasonic akıllı ev sistemimiz de var burada. Elektriklerimizi, panjurları, suyu, alarmımızı size haber verebiliyor. Genel halinde böyle zemek. Bir o zaman alt taraftaki, arkadaki odaya bir gidebilir miyiz beraber? Şu panjurları açalım diye. Bu odamız kaç metrekare? Yani 13 metrekare. Gayet geniş bir oda. 3'e 5 gibi. 3'e 5 gibi. Pencere 2 metre olduğunu düşünsen. Enişler ve eşler boşluğumuzda 3'e 5. Burası da arka tarafa bakıyor. O zaman hemen şurada tuvaletti galiba sadece orası. Ona bakalım. Zemin kattaki tuvaletin metrekaresi neydi? Buradaki zemin kat yaklaşık 2.75 olması lazım. 2.75'lik. Burada bir tane tuvaletimiz var. Şimdi hemen üst kata doğru çıkalım. Üst katta böyle bir enteresan bir hani merdivenlerde geçerken aydınlanan böyle bir... Merdivenlerimiz sensörlü. Sensörlü. Aynen. Her basamağın altında. Yani basamak ayak attığın zaman ışık yanmaya başlıyor. Yukarı çıktığın zaman da gördüğün gibi kendinden sönmeye. Buradan yukarı çıktık. Üst katta bir oda, iki, üç odamız, bir de banyomuz var. Evet. Bu arada merdivenlerdeki bu camlar, boyuna camlar gerçekten çok güzel, çok aydınlatıyor evi bu. Tekli evin avantajları işte. Aynen öyle. Normal ikiz olsa buradan sırt ikiz olacak. Burada ikiz olmadığı için burada ışığı komple içeriye alıyor. Yani diğer villalarda, ikizlerde diğer bu da... Diğer villalarda bu cam ayrıntısı yok. Peki, ayrıntısı bu camları böyle buzlu cama çevirme ihtimaliniz vardır herhalde. Buzlu cam yaparsak çok... Aslında hoş olmaz ama isterlerse karartma yapabiliriz camları. Çünkü şey var ya, buradan doğru mesela geldi giderken şurada şey mahremiyet olmayacağı için belki isteyebilirler. Ama tercih eden de olabilir. Yani tercih meselesi tamam. böyle bakın. O zaman ebeveyn odamızda en güzeliyle başlayalım. Ebeveyn odasındayız. Bakın. Hemen ebeveyn banyosu burada var. Ebeveyn banyosunun boyutu ne kadar? Kaç metrekare? Ebeveyn banyosu 6 metrekare. 6 metrekare bir ebeveyn banyomuz var. Şöyle gireyim. Hemen ışığımı da açayım bu arada. Şurada çok rahat. Hani telefondan anlaşılmıyor çok fazla ama gayet böyle geniş bir banyomuz var. Buradan çıktık. Ben buranın manzarasına bayılıyorum. Yani şu... Bizim yatak setimizi zaten böyle tasarladık. Yani... Yatak buraya bakacak. Yatak burada olacak. Kalkarken manzaraya doğru bakabilirsinler diye. Bakın, bugün hava pırıl pırıl. O yüzden deniz manzarasını ve doğa manzarasını sağımız işte orman, yeşillik. Bu arada ön taraftaki zeytinliğin inşaat olma ihtimali var mı? Aslan yüksekte olduğu için inşaat olursa bile bizim manzaramıza kapatır.
Peki Kadeh, bir sorum daha var. Balkonları neden böyle kullandın? Bir sebebi var mı? Yani ön tarafa, cam tarafına koymamamanın, buraya koymanın bir sebebi var mı? Şimdi ben ön tarafında zaten bir çekme mesafemiz olması lazım çünkü yolda. Şu an sınırımız 5 metre yoldan geri çekmemiz. Şu an bu evin totalinde 5 metre geri çekmemiz var. Yani biz bu saatten sonra bir işlem yapmak istemedik bu evde. Ekstra tabii. Bir balkon yapmak istemedik. Onun için de tek bir balkon yaptık. Ve tüm odalar aynı balkona çıkabiliyorlar. Aynı manzaraya bakabiliyorlar. Bir çıkalım o zaman beraber. Yani zaten ön tarafa yapmaktansa buradan da zaten yeteri kadar. Bir küçük bir masa konsa burada sohbet, yani işte balkon yani keyfi olabilir. Yani burada daha çok yukarıda değil, aşağıda vakit geçirir herkes. Çünkü aşağıda da aynı manzara, deniz manzarayı zaten zeminden de bakabiliyorlar. Havuzdayken de aynı manzarada olurlar. Onun için yukarıda zaman geçirmek değil, yukarıda ihtiyaç olan ne bileyim elbiseler olabilir mesela. Kurutma değil, kurutma makinesi kullanmıyorlarsa burayı mesela bir kurutmak için yazın kullanabilirler geçici. Yani bu Urla, yani bu yazlık bölgelerinde çok balkonlarda zaman geçirmek bir yerler değil. Daha çok aşağıda, yani zemin katta. Bahçeyle iç içe olması açısından daha var. Şimdi bu arada ben bu videoyu çekerken mikrofon kullanacaktım ama o kadar sessiz ki, hani kuş seslerini ve şu cıvıltıyı daha rahat duyun, etrafın sesini daha rahat duyun diye mikrofon bile kullanmadım. Bakın hafif bir sessizlik yapalım. Uçak ve kuş seslerini duyuyorsunuz. Tamamdır. O zaman diğer odamıza geçelim. Burası kaç metrekareydi bu arada? Onu da... Oda mı? Evet. Oda 18 metrekare, banyoyla beraber 25 metrekare. Banyoyla beraber 25 metrekare. Bayağı ideal bir ebeveyn banyosu. Hayır, ebeveyn odası. Şöyle çıktık hemen. Sağımızda İlk odaya girelim. Görüyorsunuz bunda kocaman bir burası camı kat. Burası olarak kullanabiliriz burayı. En ufak odanız burada son 1 metrekare. Alt kattaki ne kadardı? Alt kattaki 13 metrekare. 13 metrekare, bu 11 metrekare. Evet. Çocuk odası. Gene büyük bir doğramımız var, cam doğramımız var. Gene aynı şekilde balkona çıkabiliyorsunuz. Alt kat 15 metrekare. 15. Tamam. 11 metrekare. Çok güzel. Evet. Burada bu odanın metrekaresi nedir? Burası yanlış hatırlamıyorsam burada 16 metre yakın bir 16 metrekare. Çok iyi, geniş. Evet. Hepsi yerden ısıtmalı. Evet, tabii. Evde bütün olduğu için. Burada klima tesisatı var mı? Var, şu arkamda görebilirim. Hemen göstereyim. Klima tesisatı hazır. Klima şeyin arkasında gizli. Alçanın arkasında gizli. Klimayı taktığınızda direkt montaj yapıyorlar. Aa, süper. Ekstra bir haç ve montaj bir şey çekmiyorlar yani. Enerjisi de orada. Tabii her şey orada hazır. Sadece klima yönetimi gibi takacaklar. Çok iyiymiş. Aydınlatmayı neden böyle tercih ettin peki? Aydınlatmalarımız da Jüpiter marka. Aydınlatmalarımız. Yani daha soft bir aydınlatma istedim. Bunları isterlerse yine değiştirebilirler. Bu bizim tercihimiz bu şekilde. Genelde hani kaliteyi çok böyle videodan anlayamıyorsunuz ama Kabeh'in yaptığı işler gerçekten güzel ve titiz. Bu banyonun, banyomuz kaç metrekare? Bu da 5,5 metre. Yani yasal olarak zaten 5,5'ün altında banyomuz olması lazım. Olmaması lazım. Bu 5,5 metre kare, geniş. Şöyle biraz daha, kusura bakmayın parmağım gibi ama şöyle biraz daha göstereyim. Gayet rahat, geniş bir banyo. Bu arada beni de görüyorsunuz. Erolar. Dönelim ve... Burada vektifiyelerde kullanılan özel bir şey var mı? Yani duşlarda en önemli yerlerinden bir tanesi hem duş aksesuarları bir de şu bildiğiniz tekerleri pirinç olması lazım. Yani plastik olması lazım. İleride sizin başınıza problem meydana getirir. Vektifiyelerde kullandığımız bataryalar dersen bunlar Grohe marka. Alman markanın dışında başka marka kullanmadınız. Yani bunun klozetimiz de Geberit marka. Ay çok güzel. Bu peki şunlar gerçekten şu şeyler fayans yanlış söylemeyiz. Evet, doğru. Bunların markası nedir? Buna Çanakkale marka kullanılıyor. Çok güzel, bembeyaz ve yani tertemiz. Yani köşeleri 45 kesim bunlar çok.
Gayet şık duruyor. Gayet şık duruyor. Peki normal doğramalarımız nedir? Lineal rosso kullan. Doğramalarda lineal rosso gene gayet. Yani senin dediğin buzlu camı koridorda kullanan cam bunun gibi. Orada kullanırsan bu etkisini kaybolur yani o cam etkisi. Anladım. Tercihen 3 tane cam değiştirmek hiç zor bir şey değil. İster zor bir şey değil. Ben olsam kaplama ve sarartma gibi bir şey yapabilirim. Yani tamamdır. Arabaların cam filmi gibi bir şey kullanabilirim. Çok güzel. Demek ki yandaki ikizin tek bir farkı şu duvarın kapalı olması, bir de arsa payları. Evet. Tamamdır. Kahve çok teşekkürler. Çok güzel bir ev turu oldu. Tamam, sevindim, güzel olmasın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Tamamdır.